İnsanlar ilim öğreniyorlar. İlim meclislerine dahil oluyorlar. Ama öğrenilen ilim o üç kişinin hadis-i şerifinde geçmiş olduğu gibi eğer Allah'ın rızası yoksa o ilimde Allah'ın rızası yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü diyor ki o kıyamet gününde cennetin kokusunu bile alamayacaktır diyor. Bakın çok değerli. Allah Azze ve Celle Kur'an'da ilmi övmüyor mu? İlmi övüyor. Alimleri övmüyor mu? Alimleri övüyor. Kendisinden başka bir ilah olmadığına meleklerle beraber alimleri de şahit tutuyor. Yani bu kadar değerli bir şey ilim. Ama bu kadar değerli olan bir ilmi kim Allah'ın rızasından başka bir rıza için öğrenirse, kim Allah'ın rızasından başka bir rıza için öğrenirse لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günde cennetin kokusunu bile alamayacak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim bundan bütün ilim ehillerini, ilim talebelerini korusun kardeşler. Ama bakın ne kadar değerli. Kişi Kur'an okuyor ama cennetin kokusu alamayacak. Kişi alet ilimleri okuyor ama cennetin kokusu alamayacak. Kişi hadis ezberliyor ama cennetin kokusunu alamayacak. Neden? Niyetten dolayı. Riyadan dolayı. Allah'ın rızası için öğrenmesi gereken bir ameli öğrenmediğinden dolayı. Dünyalık bir gaye için belki de. Belki birilerin rızası için öğrendiğinden dolayı cennetin kokusunu bile alamayacak diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tirmizi'nin Kâb bin Malik'ten rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise kim diyor? Sefihlerle tartışmak. Yani ilimden anlamayan insanla tartışmak için veya insanların teveccühünü, rızasını kazanmak için ilim talep ederse اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارِ diyor. Allah onu ateşe sokar. Bakın birinde cennetin kokusu alamıyor. Bu rivayette Allah onu ateşe atar. Cehenneme atar diyor. Bundan bütün ilim talebeleri, bütün ilim ehli kendisini durup hesaba çekmesi gerekiyor.